Katar savrulmaları Katar krizi ortaya çıktığından bu yana medyada çeşitli yorumlar, komple teorileri, savaş senaryoları okuyoruz. Her köşe yazısı farklı bir aktörü öne çıkarıyor. Bunu öylesine şık bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yapıyor ki okuyan kişi tamamlıyor. Meseleye doğru yaklaşım tam da bu. Ama sonra gözü bir başka yazıya kayıyor. Onun sunduğu mantık çerçevesi de sağlam geliyor. Okur bunun da en azından haklılık noktaları olabileceğine inanıyor temelde yaklaşımların bir tarafında Katar'a kayıtsız şartsız destek verilmesi gerektiği görüşü var. Buna göre ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve olaylardan hemen sonra yaptığı memnuniyet bildiren açıklamalarla bu ölçüye dolaylı olarak katıldığı düşünülen İsrail bir şer dörtgeni oluşturuyor. Bu görüşe göre o dörtlünün tarafında olmaktansa Katar'a destek vermek ehveni olarak kabul edilebilir. Diğer tarafta ise Katar yerine Suudi Arabistan'ın desteklenmesi gerektiği düşüncesi var. Buna göre İran ve Rusya ile yapılan hiçbir anlaşma, uzlaşma Müslüman dünyanın hayrına sonuç vermemiştir. Zaten tüm dünya tarafından ambargo ile çembere alınırken Türkiye'nin cesur bir şekilde öne çıkarak ambargoyu delmesiyle biraz rahat nefes alabilmiş İran, Batı kuşatmasının ipleri gevşetilir gevşetilmez Suriye'de ve YPG konusundaki tavrıyla ilk olarak Türkiye'ye ihanet etmiştir. Dolayısıyla yaşadığı tecrübeden ders çıkarması gereken Türkiye, Bundan böyle İran'ın bulunduğu hiçbir platformda yer almamalı, İran'a asla sırtını dönmemeli, hiçbir uluslararası arenada İran uğruna hiçbir siyasi adım atmamalıdır. Bu iki temel bakış açısının yanı sıra bir de farklı perspektif sunma iddiasındaki yorumlar var. Söz gelimi, Körfez krizinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın prenslerinin rol oynadığını, bu aktörlerin bölgenin eski düzeninin devamı için çaba sarf ettiklerini hatırlatanlar var. ABD Başkanı Trump'ın da Suud Kralı Salman'ın da diğer pek çok bölge ülkesi liderinin de söz konusu prensler tarafından manipüle edildiklerini, bu manipülasyon sonucunda körfez krizinin ortaya çıktığını iddia edenler var. Öte yandan dünyayı kendi atmosferinden ibaret zanneden ve bu operasyonun tek hedefinin Türkiye olduğunu savunan yaklaşımlar var. Bunların yanı sıra Türkiye'nin hem Katar'la hem de Suudlarla ilişkilerini devam ettirmesi gerektirdiğinden ısrar edenler, ve bu çekişmeye bulaşmamak gerektiğini düşünenler var. Bunların hepsi hem çok saçma bulabileceğiniz hem de çok ciddiye alabileceğiniz tarafları olan yaklaşımlar. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile Suudi Arabistan'ın Mısır'daki İhvana ve Filistin'deki Hamas'a karşı olduğunu anlayınca Suud'ların tarafını tutmaya başlaması, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler gibi teröristleri desteklememesi gerektiği şeklinde yorumlar yapmaya başlaması bile kendi içinde tutarlı sayılabilir. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun tek kıstası Erdoğan'a muhalefettir. Bu uğurda Suudlarla bile aynı hizada sıralanabilir ve kimse de ona bu çelişki değil mi diye sormaz. Zira onun siyasi hayatını öteden bu yana belirleyen biricik kıstasa göre bu bir çelişki değildir. Ancak dün radyoda dinlediğim bir Katar krizi yorumu ki yorum yapanın sadece akademisyen olduğunu biliyorum vardı ki gülsem mi ağlasam mı bilemedim desem yeridir. Sonucu sabah programına konuk olan akademisyene Katar kriziyle ilgili düşüncelerini soruyor. Akademisyen Katar'ın neredeyse adını bile anmamaya gayret göstererek soruyu Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi düzeltmemiz gerek anlamına gelecek cümlelerle yanıtlıyor. Sonucu konuyu tekrar Katar'a getirince de Türkiye'nin Katar dahil körfez ülkeleriyle ticaret yapmak zorunda kalmasının sebebinin bile Avrupa ile ticari anlaşmaların bozulması olduğunu söylüyor. Yorumcu, kaynayan dünya gündemiyle, Katar'la, Suudlarla, Mısır'la, İran'la filan asla ilgilenmiyor. Kendisine soru yöneltilen her seferde sadece yüzümüzü Avrupa'ya dönelim mealinde laflar ediyor. Ya da lafı bir şekilde ille de Avrupa'ya getiriyor. Hemen anlıyoruz ki karşımızdaki su katılmamış bir Kemalist aydın. Araplar bizi sırtımızdan vurdu ezberiyle yetişen, Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter, dizelerine gönülden bağlı bulunan, güney sınırımızın altında olan bitenleri bilmeyi dahi zu sayan, kalıp kafa kör cahil bir aydın. Türkiye'nin Mısır'da olanlar nedeniyle nasıl sallandığını, Saddam sonrası Irak coğrafyasının içinde Türkiye'nin de bulunduğu bölgeyi nasıl istikrarsızlaştırdığını, Suriye konusunun önemini bilmiyor, bilmek istemiyor. Konuyla ilgilenmek umrunda değil, üstünden atlayıp geçmek istiyor. Zaten öyle olmasaydı, Körfez'de yaşanan ciddi krizi iyi ya da kötü değerlendirme şansı olabilirdi. Ama Avrupa Birliği dışında hiçbir şeyle ilgili olmadığı için Katar'a da, Suud'a da, bölgede olanlara da bakmıyor. Zira güneyimize bakarken Türkiye'nin tamamen bitmesini dilediği Müslüman geçmişini göreceğini düşünüyor. Batı ise muasır medeniyetler seviyesi. Hala orada ve dünyayı hala oradan yorumluyor. Sanırım benim rastladığım en basiretsiz Katar krizi yaklaşımı buydu.